Süreksizlik çeşitleri. Bu videomuzda süreksiz olan noktalara konulmuş bazı isimler var. Onları inceleyeceğiz. Bazı üniversitelerin hocaları süreksizlikleri bulun ve bunların isimlerini yazın şeklinde sorar. Bu şekilde gören arkadaşlara yardımcı olması adına süreksizlik çeşitlerini inceliyoruz. Şimdi süreksizlik çeşitleri 3 tanedir. Birinci çeşit patlama süreksizliği. Türkçesinin ne kadar doğru olduğundan emin değilim ama İngilizcesi jump discontinuity. Google'un çevirisini yazdım buraya. Jump discontinuity dediğimiz şey, bir süreksizlik bir grafiği çizerken kalemi kaldırmamıza neden olan noktaydı. Atlama süreksizliği, işte kalemi gelirken tam anlamıyla kalemi kaldırıp bir başka yerden devam eden süreç. Bu bir atlama süreksizliği veya jump discontinuity'dir. Bunun başka nasıl olabilir? Gelir, içi boş, burası şöyle olur, şöyle olup devam eder. Bunlar tam olarak atlayıp başka bir noktadan devam edilen yerlerdir. Biz bunları grafiği çizmediğimiz için nasıl tespit edeceğiz? Burada anlamamız gereken şey, sağdan limitle soldan limit birbirine eşit olmayan süreksizliğe jump veya atlama süreksizliği denir. Sağdan limit, limit x a noktasında sağdan eğer ki soldan limite eşit değilse bu süreksizlik çeşidi atlama süreksizliğidir. Fa değerinin buradaki içi dolu olan noktada fa'yı temsil ediyor. Bu üçünün birbirine eşit olması sürekliliği sağlayan şeydi. Hangisine eşit olduğu veya ikisine de eşit olup olmadığı önemli değildir. Atlama süreksizliği, sağdan limitle soldan limit birbirine eşit olmayan süreksizlik çeşitlerinde verilmiş isimdir. İkinci çeşidimiz kaldırılabilir süreksizlik. Süreksizlik. Bunun İngilizcesi removable discontinuity. Kaldırılabilir süreksizliğe geldiğimizde ise burada grafik geliyor, içi boş bir nokta ve şöyle devam ediyor. O noktanın değeri ise başka bir yerde. Bu tip süreksizliklere kaldırılabilir süreksizlik denir. Burada sağdan limitle soldan limit birbirine eşit. Fakat o noktadaki fonksiyon değeri onlara eşit değildir. Bunu eşit hale getirebilmek için bir şeyler yapılıp bu süreksizlik kaldırılabildiği için bunun ismi kaldırılabilir süreksizliktir. O kısımlar bizi çok ilgilendirmiyor. Biz şu an isimlerini inceliyoruz. Üçüncü çeşit süreksizliğimiz sonsuzluk kaynaklı süreksizlikler. Sonsuzluk süreksizliği diyelim. İngilizcesi infinity discontinuity diye geçiyor. Türkçe'ye bu şekilde çevirdim ama gene de bir incelenmesi, dikkat edilmesi, araştırılması gerekir. Sonsuzluk süreksizliği ise sağdan veya soldan limitten herhangi birisinin diğerinin sonsuza gitmesinden kaynaklı. Şöyle geliyoruz mesela, bu sonsuza gidiyor. Şu taraf sonsuza gidiyor.
Bu süreksizlikler sağdan veya soldan limitten ikisinden biri veya ikisi de fark etmez. Artı sonsuz veya eksi sonsuzdan birine gitmesi. En az birinin artı sonsuz veya eksi sonsuzdan birine gitmesi yeterlidir. İkisinin de gitmesine gerek yoktur. Bunlarda ise efa değeri tanımsızdır. Yoktur. Bu nedenle belki Türkçesine tanımsızlık süreksizliği de deniyor olabilir. Şimdi bir fonksiyon üzerinde bunları araştıralım. Fx eşittir 2x eksi 1 bölü x artı 3. Şimdi burada bir süreksizlik noktamız. Süreksizlik x eşittir eksi 3'te mümkün. Ve bu tanımsızlıktan kaynaklı bir süreksizlik. Tanımsızlıktan kaynaklı tüm süreksizlikler sağdan ve soldan yaklaşıldığında artı sonsuzlara veya eksi sonsuzlara gittikleri için bu sonsuz kaynaklı süreksizlik, sonsuzluk süreksizliği. Sonsuz süreksizliği diye de çevirebiliriz aslında. İngilizcesi infinity discontinuity. Tanımsızlık kaynaklı olanların hepsi infinity discontinuity'dir. Yani sonsuz süreksizliğidir. Bir diğer örnek. Fx x artı 1, x eşit değil üçgen, x eşit üçgen 5. Buradaki 3 noktasını incelediğimizde parçalanma noktası sağdan limite baktığımızda 3'te şu yukarıdakini kullanırız 4 çıkar. Soldan limite baktığımızda o da yine yukarıdakini kullanırız 4 çıkar. 3 noktasına baktığımızda ise 5 eder. İşte bunun anlamı sağdan da soldan birbirine eşit ama içi noktanın içi boş. Kaldırılabilir süreksizliktir bu. İngilizcesi removable discontinuity. X kare artı 1, x büyük 4, 2x eksi 1, x küçük eşit 4. Buradaki parçalanma noktasını incelediğimizde ise limit x 4'e giderken sağdan yaklaştığımızda sonuç 9. Limit x 4'e soldan yaklaştığımızda alttakini kullanırız 7. F4'e baktığımızda ise o da 7 çıkar. F4 bizi ilgilendirmiyor. Sağdan ve soldan limit birbirinden farklı çıktıysa bu atlama süreksizliğidir. Bu gelip şöyle atlayıp şöyle devam etmiş bir süreksizliktir. İngilizcesi jump discontinuity'dir bu. Atlama süreksizliği. İşte bize böyle sorularda buradaki süreksizliği bulun ve isimlendirin şeklinde sorabilir. Tanımsızlıkların hepsi sonsuz süreksizliğidir. Bu şekilde sağdan soldan limit eşitken f değeri ona eşittiyse bu kaldırılabilir süreksizliktir. Eğer ki sağdan ve soldan limit birbirine eşit değilse bu atlama süreksizliği İngilizcesi jump discontinuity'dir. Bu şekilde süreksizlik çeşitlerine ait videomuzu noktalıyorum.